Ev yemeklerini kültür merkezi haline getiren, damaklarınıza lezzetiyle eşsiz tatlar bırakan Kahramanmaraş'ın nostaljik mekanı olan Tuğraç Ocakbaşı'na konuk olduk. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Kahramanmaraş'ta devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise Tuğraç Ocakbaşı'na konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin sahibi Sayın Cumhur Tuğraç ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Her şey burada doğal, evet. Natürel, dekorasyon da öyle. Evet. Evet. Öyle değil mi? Evet. Peki bu dekorasyonu hazırlarken nelere dikkat ettik? Şimdi biz bu tarz evlerde büyüdük. Bizim evimiz ahşaptı, üstü damdı falan. Burada büyüdük, çardaktı. Ben bu işe ilk başladığımda da bir tepsi buldum, böyle annemden aldım, getirdim. Herkese de baktım bir şey var. Şimdi bir 70-80 yaşında bir kadın, yaşlı teyze tepsinin başına oturduğu zaman "Ah yavrum" diyor, "bunlar hep çocuklar ya, ta 70-80 sene, 10 sene, 100 sene geriye gidiyor. Anne baba ailecek" diye otururduk işte falan. Böyle bir tarihimiz, kültürümüz bunlar. Bundan da esinlendik tabii, yaptık ama insanlar da hoşuna gidiyor bu tarz şeyler. Böyle devam ettik, ediyoruz. Ve tabii ki güzel lezzetlerimizi ve aslında kültürümüzü dünden bugüne taşıyarak, evet, devam ediyoruz ve halkımızla tanıştırıyoruz. Evet. Eskiyi unutmuyoruz, özümüzü, kültürümüzü unutmuyoruz. Evet. Bundan sonrasında da yine hizmetlerimiz devam edecek i̇nşallah, zannediyorum inşallah. Değil mi? Evet, evet tabii. Allah ömür verdiği müddetçe biz bu işin başına devam edeceğiz. Yani Allah ömür verdiği müddetçe. İnşallah. Tabii bu güzel lezzetlerin tadına bakabilmek için, evet, ve bu farklı ortamı yaşayabilmek için sevgili izleyicilerimizin ne yapmaları gerekiyor? Yani Kahramanmaraş'a yolu düşen Tuğraç Ocakbaşı'na gelip bu lezzetten tatması gerekiyor.